Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla İngiltere Ahmediye Cemaatinin yıllık celsası toplantısı başlamaktadır. Tabi akşamleyin başlayacak genel olarak, fakat aslında bu cuma bu celsanın bir parçasıdır. Ve açılışta budur. Onun için bununla alakalı olarak ben bazı sözler söyleyeceğim. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam celsanın temel gayesini şöyle beyan etmiştir. Öyle bir cemaat kurulsun ki Yüce Allah-u Teala'nın marifetinde ileri adım atsın. Yüce Allah'ın korkusu onlarda bulunsun. Zühd ve takva olsun onlarda. Allah korkusu onlarda bulunsun. Bu adet alışkanlık olsun. Kendi aralarında birbirlerini sevsinler. Kalpleri yumuşak olsun. Ve yüce bir mertebeye varsınlar. Kardeşliğin örneği olarak Ruhama ve Beynahum'un bir örneği olsunlar. Alçak gönüllülük, aciz onların alışkanlığı olsun. Doğruluğun en yüce mertebesinde bulunsunlar. Ki onun bir örneği dahi bulunmasın. İslamiyet'in mesajını dünyanın bütün köşelerine ulaştırmak için canlarında bir heves olsun. Canlarıyla, mallarıyla, vakitleriyle fedakarlık yapmaya daima hazır olsunlar. Bu gaye için. Onun için bugün biz burada toplanmış olan bizler, her birimiz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Yolculuğunun zorluklarına katlanarak biz burada toplandık. Şüphe yoktur ki bugün artık yolculuklar kolaylaşmıştır. Fakat yine de insanların mizacı dahi değişmiştir şimdi. Onun için yolculuğun zorlukları mutlaka insana hissettirirler. Bir yolculuğun hissini. Yolculuğun şekli şimdi değişmiştir. Fakat yolculuk yolculuktur yine de. Onun için bu celsa için celsaya katılmak için gelenlerin bu söze daima dikkat etmeleri gerekir. Biz Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın arzularına saygı göstererek celsanın gayesini yerine getiriyor muyuz? Celsanın konuşmaları ve bu üç gün esnasında
celseye katılan her bir insan bu sözleri buzları gözünün önünde bulunduracak. Onun için buna dikkat edilecek, dikkatimiz buna çevrilecek. Bu celseye katılmanın gayesi nedir? Ancak o zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırlamak istediği cemaat söz konusu olacak. Ancak o zaman tabiatlarda bir inkılap yaşanacak. Ve o da dünyada manevi bir inkılap yaratmaya vesile olacak. Eğer bu şekilde biz kendi düşüncelerimizi, amellerimizi yönlendirirsek, yönlendirmezsek, o zaman bu celseye katılmanın anlamı yoktur. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bu maddi, dünyavi bir fuar değildir. Ki geldiniz, oturdunuz, arkadaşlarla birlikte sohbet ettiniz. Çarşıya giderek orada yemek pakora ve faluda yediniz. Değişik yemekler ve çay içtiniz, kahve içtiniz vesaire. Yahut Pakistanlı ve Hindistanlı malzemeleri satın aldınız. Hayır, bu demek değil. Bütün bu bunlar tabii ki bir yerde bulunur celse günlerinde. Onun için istifade edelim. Yahut bazı kimseler derler ki biz senenin bütün erzaklarını buradan satın alırız. Bütün yıl boyunca lazım olacak. Çünkü burada bunlar daha güzel ve nispeten daha ucuz bulunur. Fazla zorlanmaya gerek olmaz. Eğer gaye bu ise o zaman celseye katılmanın sevabını zayi ettiniz. Bu eşyalar çarşıda da bulunur az da olsa. Buraya gelenler bu maddi eşyalar almak için gelmezler ve bu malzemeyi almak için buraya gelmemeleri lazım. Aksine manevi bir maide için gelirler, sofra için ve gelmeleri lazımdır ki o da başka bir yerde bulunmaz, başka bir çarşıda. O bir çok büyük bir pahalı bir hazinedir. Yalnız manevi susuzluğu gidermekle kalmayıp gerçek manada bundan feyiz alanlar, feyiz alan her insanı fakirden zengin haline dönüştürür. Ve daha sonra bu hazineler, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bahşettiği bu hazineler ve celsa günlerinde değişik programlarda bu hazineler dağıtılıyor, dağıtılmaktadır. Bu gerçek bir Ahmedi bunları elde ettikten sonra diğer insanların susuzluklarını ve açlıklarını gidermenin bir vesilesi olurlar. Buraya bu celseye katılan, onun için her Ahmedi'nin görevidir. Her celseye katılanın görevidir. Eğer onun düşüncesinde bir eksiklik varsa, celsenin gerçeğini tam olarak bilmiyor idiyse, şimdi kendi düşüncesini Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın arzusuna göre dönüştürerek bu celsadan tam olarak istifade etmeye çalışması gerekir. Şu anda ben Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın celsaya katılanlar için ve cemaat hakkında arzuları hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ne biçim Ahmedileri bekliyordu, istiyordu? Ve cemaatin seviyeleri nasıl olmalı? Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarını sizin önünüze koyarak tam kelimeler kendisinin olmayacak. Ben özet olarak beyan edeceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyrukları celseye katılanlar için söylemişti Mesih Maud Aleyhisselam bunları. Öyle bir yol göstermişti ki insanın hayatının hem dünyasını hem de akıbetini süslemek için bir garanti haline geçebilir. Mesih Maud Aleyhisselam
İnna Allaha ma'allazina ittaqav vellezina hum muhsinun. Şüphesiz Allah takvayı benimseyenlerle birlikte olur ve onlar daima hayırı yaparlar, hayırları yaparlar. Bunu izah ederken der ki takva olmadan başka hiçbir şeyle Allah-u Teala razı olmaz. Onun için bir müminin gayesi bu olsa, Allah-u Teala Rabbimi razı etmeliyim derse, o zaman bunun dışında başka bir yolu kalmaz ki takvayı benimsesin. Bunun dışında bir yol yok kendisi için. Ve takva nedir? Ve hangi yollar üzerinde yürüyerek bir insan takvayı benimseyebilir, elde edebilir? Ve bir Ahmedi Müslüman için takvayı benimsemek niye gereklidir? Onu izah ederken Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam der ki, cemaatimizin fertleri için takvayı benimsemek şu bakımdan önemlidir ki onlar öyle bir insan ile alakalıdırlar ve onun biyetine girmişlerdir ki onun iddiası memur olduğunu iddiası vardır. Ve memurun cemaatine katılmanın faydası ancak şudur ki katılmadan önce katılanlar maddiyata yönelik idiler. Her çeşit kötülükler işliyorlardı. Onlardan kurtulsunlar. Ve kötülüklerden necat bulmak takvaya yolunda yürümek dışında başka bir yolla elde edilemez. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam bir örnek ileri sürerek der ki eğer birisi hastalanırsa, ister hastalığı küçük olursa yahut büyük olursa, eğer tedavi edilmezse ve bazen tedavi bizzat kendi zatında eziyet verici olur. Fakat mutlaka insanın gerekli olur. Çünkü tedavi olmadan rahatsızlık daha da çoğalır. Sağlığa kavuşamaz insan. Dedi ki eğer çehrede mesela kara bir leke olursa insan üzüntü duyar. Bu büyüyerek bütün çevremi kirletmesin. Bir defa oldu bana da gelirler. Öyle lekeler olurlar ve üzüntü duyarlar onlar. Aynı şekilde dedi ki siz en küçük kötülüğü dahi küçük zannetmeyiniz ki bu takvadan uzaklaştırır. Ve daha sonra bu küçük kötülük büyük günah haline gelir. Ve insanın kalbini kirletir. Onun için üzüntü duyun ve çok üzüntü duyun. Aldırış edin. Önem verin buna. Allah-u Teala nasıl kerim ve rahim ise aynı şekilde o muntakimdir aynı anda. Bir cemaati görür ki onların iddiası ve sözleri çoktur. Fakat ameli durum öyle değildir. O zaman o öfkelenir. Onun için ameli durumlarınızı düzeltmek için her Ahmedi çaba sarf etmeli ve çaba sarf etmesi gerekir. Bu çok büyük bir uyarıdır. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu. Bu günlerde çok dua edin. Dua fırsatını size Allah-u Teala vermiştir. Yüce Allah-u Teala bize gerçekten istediği gibi bizi yapsın. Nasıl istiyorsa. Bugün biz Müslümanların durumuna bakıyoruz. Daha da korku duyarız. Bizim bir ehliyetsizlikten ve kötülüğümüzden öfkelenerek Allah-u Teala bizi gazap altına, bizi gazap indirmesin. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam bir örnek ileri sürmüştür. Kötülükler başlayınca, sözde ve fiilde tezat söz konusu olunca o zaman Yüce Allah mümin olarak adlandırılanları kafirler vasıtasıyla ceza verir. Dedi ki, tarih buna şahittir. Birçok defa Müslümanlar kafirler vasıtasıyla öldürüldüler. Mesela Cengiz Han ve Hulagu Han Müslümanları berbat ettiler. Halbuki Yüce Allah Müslümanlara yardım edeceğine söz vermişti. Dedi ki onun sebebi şudur. Dil ile la ilahe illallah söylüyorlar fakat kalpleri başka tarafta olur. Amel dünyaya dalmışlardır amel bakımından. Onun için korku yeridir bizim için. Bizim dahi her zaman kendimizi muhasebe etmeliyiz.
Yüce Allah bize minnet ederek bu zamanın hadisi ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığını bu zamanın ıslahı için göndermiştir. Ve daha sonra bize daha da minnet ederek bu zamanın mamuruna müslihi ıslah edicisini kabul etmemizi bize nasip etmiştir. Eğer biz teveccühümüzü Allah-u Teala yönlendirirsek Allah korusun, Allah korusun biz de kudret yasasının altında ezilebiliriz. O da amel ile fiiller arasında tezat olanlar nasıl eziliyorsa biz aynı kadere ulaşabiliriz. Bakınız Allah-u Teala'nın korkusu ne derece kadardır. Bakınız ne derecede bizim sözleri ile işlerimiz birbirine uygundur. Eğer bakarsanız ki söz ile iş eşit değil ise o zaman üzüntü duyun. Dedi ki kalp temiz değil ise sözü ne kadar temiz olursa olsun o kalp Allah katında Allah-u Teala'nın gözünde onun hiçbir değeri yoktur. Allah-u Teala'nın gadabı ne çekecektir? Dedi ki benim cemaatim anlasın ki her kim bana yaklaştılar, geldiler ki bir tohum atılsın ve bunun neticesinde onlar meyve verici birer ağaç haline gelsinler. Onun için her birimiz kendimizde düşünmeliyiz. Onun içi nasıldır? Ve onun batini durumu nasıldır? Dedi ki eğer bizim cemaatimiz dahi el-iyazubillah öyle ise ki onun dili üzerinde başka bir şey ise ve kalbinde başka bir şey ise o zaman onun sonu hayırlı olmayacaktır. Dedi ki Allah-u Teala görür ki bir cemaat kalbi boştur ve dili üzerinde iddialar çoktur. Allah-u Teala ganidir. O hiç aldırış etmez bu insanlara. Tarihe bakınız dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına gidin. Bedir savaşının savaşı canlandırın gözleriniz önünde. Bedir fethinin sözü verilmişti. Fethi edileceğine her bakımdan ümit ediliyordu zafere ulaşmak. Fakat yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayarak dua ediyordu Rabbine. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'a arz etti. Ya Resulullah her bakımdan zafer sözü verilmiştir. O zaman niye ağlıyorsunuz? O kadar niye sızlıyorsunuz ve dua ediyorsunuz? Hazreti Resulullah dedi ki Allah-u Teala ganidir. Mümkündür ki Allah-u Teala'nın sözünde belki gizli bazı şartlar bulunabilir. Bu takvanın öyle bir yeridir ki onun örneğini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gözlerimizin önüne serdi. Ve eğer aynı korku ve takvayı göz önünde bulundurarak Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarını elde etmeye çalışırsak inşallah Teala başarı bizim elimize geçecek. Yahut öyle başarıya ulaşan insanlar olacak ki onların sözleri ve işleri birbirine eşit olacak. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların durumunu Hulagu Han ve Cengiz Han'ın örneğini ileri sürerek bizim gözlerimizin önüne sermiştir. Bugün dahi eğer bakarsak aynısını görmemiz mümkün. Müslümanların gücü kalmamıştır. Yabancıların planlarına göre hareket ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in talimatını unuttular. Kendi ülkelerinde kendi tahtını ve koltuklarını korumak için Müslüman olarak adlandırılanlara zulüm ederler. Amme insanları öldürülüyor korkusuzca. Zannediyorlar ki bunların tahtları korunmuş olacak. Bu onların yanlışlarıdır. Cezasını görecekler ve tahtları dahi ellerinden geçecek, gidecek. Hükümetler bazı ülkelerde devrilmiştir ve orada insanlar adına yeni hükümetler ortaya çıkmıştır. Onların durumu dahi aynen böyledir. Onlar dahi zulüm yolu üzerinden giderler ve neticede kendi gücünü kaybettirirler, zayıflatırlar ve şuurlu olarak ya da şuursuz bir şekilde
düşmanları, yabancıların arzularını yerine getirirler. Onlar isterler ki Müslümanlar zayıflaşsınlar ve zayıf olarak kalsınlar. Ve onların kaynakları, Müslümanların kaynakları düşmanların eline geçsin. Yüce Allah'tır ancak ümmeti Müslüme'ye akıl veren, onun için de dua edin. Kısacası ben şundan bahsediyordum ki Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam kendisine inananların nasıl olmasını istiyordu. Ve onun için ne gibi buyruklarda bulunmuştur, sözler sarf etmiştir. Beyan edildiği gibi asıl o gaye o yüce mertebeye ulaşmanın yolu takvadır. Bu konuyu daha da izah ediyorum. Dedi ki daima görmeliyiz. Biz de takva ve taharete ne kadar ilerledik. Bunun ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Allah muttakinin alametlerinden bir alametini şu da şöyle beyan etmiştir. Allah-u Teala muttakileri dünyanın mekruhatından uzaklaştırarak onun işlerini ne kefil olur. Mesela dedi ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Her kim Allah-u Teala'dan korkarsa Allah-u Teala her musibette onun için bir yol çıkarır ve öyle rızık verir öyle yollardan ki hiç bilmez, o bilmediği yollardan kendisine rızık verir. Bu da bir alamettir, muttakinin bir alameti. Allah-u Teala muttaki takva sahibine fazla muhtaç bırakmaz. Fiilen bir dükkan sahibi zanneder ki yalancılık dışında işi yürüyemez. Onun için mutlaka yalan söyler ve yalan söylemekten durmaz. Ve yalan söylemeye mecbur olduğunu ileri sürer. Fakat bu emir, bu iş asla doğru değil. Allah-u Teala muttakiye kendisi kefil olur ve koruyucu olur. Ve bu gibi yollardan kendisini uzaklaştırır, korur. Yalan söylemesine izin baki kalmaz. Allah-u Teala dedi ki, unutmayınız, birisi Allah-u Teala'yı terk ettiyse Allah-u Teala da onu terk etmiştir. Rahman terk ettiyse o zaman şeytan mutlaka ilişki kuracak onunla. Onun için bir Ahmedi'nin doğruluk seviyelerini yüceltmesi lazım, yükseltmesi lazım her yerde. Mesela bugünlerde birçok Ahmedi iltica ederler Ezul olarak Avrupa ülkelerine ve bazen bazı insanlar yalan söylerler. Halbuki eğer doğru söylenirse Pakistan'da Ahmedilerin durumunu anlatılarak ricada bulunulursa etkisi mutlaka olur. Ben her kime doğru söylemesine söylediysem, nasihat ettiysem, vakiller hikaye uydurmasanlar doğruyu söyle, senin hislerin neyse onu beyan et, durumu nasılsa onu beyan et dedim. Onların ilticaları kabul oldu Allah-u Teala'nın lütfuyla. Pakistanlı Ahmedilere zulüm edilmektedir ve kesinlikle zulüm edilmektedir, hiç şüphe yoktur. Ve zulümler şimdi sona ermiştir. Fakat bu zulümlerin hikayeleri eğer doğru bir şekilde dahi anlatılırsa ve yalancılıktan uzak durulursa, Allah-u Teala'ya tevekkül edilirse o zaman yine de gayeye ulaşılabilir. Bu kavimde sevgi vardır, insanların sevgisi kesinlikle çoğunda vardır. İnsan sevgisi. Onun için bunlar yardım ederler. Onun için her zaman bizim doğruluk seviyemizi yükseltmeye çalışmalıyız. Sonra Mesih Mevud Aleyhisselam cemaate nasihat ederek dedi ki insanın hayır iki çeşittir. İki kısımdır. Birisi farizalardır. İkincisi nafiledir. Allah-u Teala'nın hakkıyla ilgili olan farizalar dışında dahi Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam
hukukul ibadın örneğini dahi ileri sürmüştür. Bunda dahi fariza ve nafile vardır. Farz ve nafile ve bu farzlarda dedi ki insana farz edilen farzlar mesela borç ödemek, birisi borç aldıysa onun hemen ödemesi lazım. Yahut hayırla mukabil hayır yapmak. Bu bir Müslümana ve amidi bir Müslümana farzdır. Dedi ki bu farzlar dışında her hayır ile birlikte nafile dahi vardır. Yani öyle hayır ki bir insanın görevinden daha fazla olsun. Hayır yaptı, hayırın mükafatını verdi, borç aldı, borcu ödedi. Bu farz idi. Fakat bunun nafilesi şudur ki biraz daha fazla versin. Ve peygamberler daima bu sünnete bağlı olurlar. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği bizim gözlerimizin önündedir. O en fazla buna aldırış ederdi. İhsana mukabil ihsan dışında diğer fazla ihsan etmek bu nafiledir. Şimdi eğer birisi birisine ihsan ederse ihsanın bedeli ihsan edilerek verilebilir. Bu farzdır. Allah-u Teala dahi bunu beyan etmiştir. İhsana mukabil ihsan edin. Ancak bu farz üzerinde nafile ancak ihsandan daha fazla ihsan edildiği zaman nafile olacak. Dedi ki eğer bu olursa bu öyle bir ameldir ki farizaları, farzları tamamlar ve daha fazla sevap verdirir. Hadise göre bu öyle insanlardır ki o yüce mertebe sahiptirler. Onların elleri ve ayakları Allah olur. Hatta Allah-u Teala der ki onların dili ben olurum ve o benimle konuşurlar. Yani onların her işleri ve sözleri Allah-u Teala'nın rızası uğruna Allah-u Teala için ve Allah-u Teala'nın olur. Öyle kötü iş yapmadılar. Allah-u Teala'yı öfkelendiren. Bu hedef budur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bize biyetine girdikten sonra bizim önümüze koymuştur ve biyetin hakkını biz ancak bu hedefe ulaşmak için çaba sarf ettiğimiz zaman yerine getirerek biz onu tamamlayabiliriz. Dedi ki bunu elde etmek için mücahede gereklidir. Çaba gereklidir. Bir gecede bu elde edilemez. Bunun için hissi nefsani hislerden uzaklaşmak gerekir. Nefsani hisleri bırakarak Allah-u Teala'nın iradesine tabi olmamız lazım. Çaba sarf etmemiz lazım ki benim hiçbir işim ve sözüm caiz olmayan olmasın. Allah-u Teala'nın rızasına tabi olsun. Bu olursa günlük birçok zorluklardan insan kendisini korumuş olacak. İzah etti ve dedi ki insanlar ancak Allah-u Teala'nın rızası aleyhinde bir iş yaptıkları zaman zorluğa girerler. O zaman Allah-u Teala'nın rızasına tabi olmazlar. Kendi rızalarına tabi olarak yürürler. Mesela öfkelenerek öyle bir iş yaparlar ki mahkemelere düşerler. Cezaevlerine düşerler. Ama eğer birisi irade ederse ki Kitabullah'ın rızası olmadan, onun izni olmadan hiçbir hareket yapmayacağım, iş yapmayacağım, hiçbir amel işlemeyeceğim. Ve her konuda Allah-u Teala'nın kitabına bakacağım. O zaman Allah-u Teala'nın kitabı dedi ki, kötülüklerden uzak durmamıza bize nasihat edecek. Yoksa eğer Allah-u Teala'nın kitabını terk ederek kendi hislerimize tabi olmaya çalışırsak zarara girersiniz. Onun için memur minallaha biyet ederek muhasebe etmemiz lazım kendimizi. Her konuda biz Kitabullah'a mı danışıyoruz? Yahut nefsimize mi danışıyoruz? Eğer bizim nefsimiz bizi Kitabullah'ın yolundan uzaklaştırıyorsa o zaman kendimizi düşünmeliyiz. Özellikle bu celse günleridir. Salavat, istiğfar çok okumalıyız. Ki
biz kendi ıslahımıza yönelelim. Kendi arzularımızı ve hislerimizi Allah-u Teala'nın izlerine tabi yapmaya çalışmak için dua etmemiz lazım. Ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetinin hakkını verenler olalım. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi cemaatinin yüce mertebelere ulaşmak için bazı buyrukları vardır. Onları hepsini kapsamak şu anda mümkün değil. Önemli bir şey Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak şurada beyan etmek istiyorum. Öyledir ki eğer biz onu benimsersek Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için bizim ileri adımımız ileri atılacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki geceleyin kalkınız ve dua ediniz. Allah-u Teala size yolunu gösterecektir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabları dahi tedricen ilerlediler. Eskiden neydiler? Bir tohum gibiydiler. Çiftçinin tohumu gibi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları suladı. Onlar için dua etti. Tohum güzeldi ve yer toprak da güzeldi ve güzel meyve verdi. Hazreti Resulullah nasıl yürüyorsa onlar da aynı şekilde yürürlerdi. Gece ve gündüzü beklemezlerdi. Sizler tövbe edin içtenlikle, teheccüd için kalkın, gece namazı için. Dua edin, kalbinizi ıslah edin, zaaflarınızı uzaklaştırın zaaflarınızdan. Ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna göre sözünüzü, amelinizi yapın. Unutmayınız ki her kim buna bağlı olursa ve ameli olarak dua ederse ve fiilen Allah-u Teala'nın önünde eğilirse onun önüne, Allah-u Teala ona lütfedecek ve onun kalbinde bir değişiklik yaratacak. Allah-u Teala'dan ümitsizliği olmayın. Yüce Allah'tan. Farsça bir şiir okudu. Zor değil bu yol. Biz veli mi olmak istiyoruz derler bazı kimseler. Yazık, onlar kader dair vermediler. Tabii ki insan Allah-u Teala'nın velisi olmalı. Eğer doğru yol üzerinde yürürse Allah-u Teala dahi ona yürüyecek. Ve sonunda bir yerde buluşacaklar. Ona göre hareket yavaş olursa Allah-u Teala'nın hareketi çok hızlı olacak. Bu ayet buna işaret eder. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Her kim bizim hakkımız, bizim yolumuzda çaba sarf ettilerse biz mutlaka onlara yolumuza, yollarımıza hidayet veririz. Ben bugün nasihat ettiğim ne sözler varsa hepsini hatırınızda tutun ki bunlar necat vesilesidir. Allah ile ve halk ile öyle alaka kurmalısınız ki Allah-u Teala'nın rızası söz konusu olsun onlarda. Bundan siz ve ahirine minum lamma yalaku behimin misdakı olacaksınız. Bu ayet-i kerimenin misdakı. Yani bu sizin üzerinde size uygulanacak bu ayet o zaman. Emirül Mümin diyor ki bu birkaç gün bizim elimize geçti celsa için ve daha önce de Ramazan geçti birkaç gün önce. Biz Allah-u Teala'nın rızası elde etmeye çalıştık Ramazan'da. Celse günlerinde bilgisel ve terbiye bakımından Kur'an ve hadis ve sünnete tabi olarak sözler dinleyeceğiz. Yüce Allah-u Teala'nın zatının idrakı ve onunla alaka kurmak birçok insana daha fazla dikkatleri buna çevrilecek. Dikkatleri çekilecek buna. Bu bilgiyle amelimizi dahi parlatmamız lazım. Elde her ne ettiysek onu korumak ve ondan feyiz almamız gerekir. Her amelimizde devam lazım hayırlı amelde. Bu celsayı dahi bu bereketleri toplamak için Allah-u Teala'nın bir lütfu saymalıyız. Allah-u Teala bize bunu nasip etsin. Amin. Düzenleme bakımından bazı sözler söylemek istiyorum. Yönetsel olarak unutmayınız ki celsa günlerinde gelerek ve geri giderken dahi arabalar ile gelen insanlar arabanın park yerlerinde celsaya gelirken dahi bazen uzak yerde olur. Oradan park ederek otobüsler vasıtasıyla gelecekler ve buradan otobüsler vasıtasıyla geri gidecekler. Gelirken ve giderken ve park ederken dahi hiçbir şekilde bir izdiham söz konusu olmalı, bir nizama göre hareket etmeliyiz.
Aynı şekilde celsaya girerken dahi nerede scanner varsa orada da dikkat edin. Bir sıra halinde tertip ile girin. Çünkü her nerede sıraları bozarsanız orada kalabalık söz konusu olur ve şikayetle söz konusu olacak. Sizin zamanınız zayi gidecek. Görevliler için dahi zorluk olur. Aynı şekilde her şey malzemeler dahi kontrol edilir. Bazı şikayetler bana gelmiştir. Mutlaka kontrol ettirmeniz lazım. Bu sizin faydanız içindir. Ve ben her celsada buna dikkatinizi çekiyorum. Her katılan, celsaya katılanın, celsada oturan her kadın ve erkeğin kendi ortamını göz önünde bulundurması gerekir. Bu en büyük koruma yoludur. Ki Ahmediye cemaatinde bu vardır. Eğer dikkatli bir şekilde her tarafa dikkat edersek ve bu dünyada başka bir yerde bulunmaz. Bu Ahmediye cemaatinin bir özelliğidir. Onun için bunda dahi hiçbir zaman gevşek olmayın ve tembellik göstermeyin. Bir insanın meşkuk, şüpheli bir hareket üzerinde görevlilere söyleyin. Bir yerde bir torbayı görürseniz görevlilere hemen söyleyin. Bir şey, bu sefer celsanın günleri değişiktir. Geceleyin burada kalanlar çadırlarda yahut içtimai yerlerde. Gece soğuk olur. Mutlaka soğuk hissedecekler. Onun için bazı kimseler nazik mizaçlı olurlar. Kalın giyinin. Ve burada yorganlar vardır. Onları dahi elde etmeniz lazım. Eğer elinizde yoksa onları da alabilirsiniz. Bir iki sene bu zorluk vardır. Ondan sonra tam zamanına gelecek. Celsa kendi günlerinde toplanacak. Ben görevlilere daha önce de söylemiş bulunuyorum. Görevleri nedir? Misafirlere misafirperverlik yapın. Her şube olduğu gibi hiç bir karşılık beklemeden hizmet etsin. Sonra temizlik konusunda da ve özellikle tuvaletler konusunda şikayetler çok olur. Eğer genel olarak değil ise de bazı tabiatlar öyle güzel olur. Zerrecik pisliğiyle tahammül edemezler. Onun için bu tuvaletleri temiz etmek görevlilerin görevi olduğu gibi insanlar dahi dikkat etmelidirler. Kullandıktan sonra temizledikten sonra dışarı çıksınlar. Bu sefere ayrı bir takım görevliler vardır. İnşallah daha güzel düzenleme olacak. Fakat yine de temizlik olmalı. Çünkü temizlik dahi unutmayınız az bir şey değil, imanın bir parçasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmiştir. Onun için bu mümin her bakımdan kendi imanının yüce derecesini yükseltmeli, yükseltmeye çalışmalı. Ve en fazla şu ki Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi cemaatin üyelerinin dikkatini çekmiştir. Namazlar ve naifele ve dualara yönelin. Bu günlerde özellikle salavat okuyun, nafile dualar okuyun. Çok fazla dikkat edin buna. İçtimai teheccüd, gece namazı vardır. Burada kalanlar, evdekiler evlerinde teheccüd namazına kalkmaya çalışsınlar. Teheccüd namazına kalksınlar. Ki Yüce Rabbimizin, Rabbimiz İslamiyet'in ve Ahmediye cemaatinin ilerlemesini sağlasın, bize göstersin. Pakistanlı Ahmedilere dahi dua edin. Onlara aşırı derecede zulüm edilmektedir, söylediğim gibi. Dün dahi orada bir adam, Ahmedilerin birisi şehit edilmiştir ve başka birisi dahi yaralanmıştır. Allah-u Teala'nın lütfuyla korundu. Diğer dünyanın Ahmediler nerede dünyada varsa, zulüm ediliyorsa dua edin. Allah-u Teala zalimleri yakalasın. Ve dünya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam aşığını tanısın. Şu anda söylediğim gibi bir şehadet olmuştur. Bu şehidin cenazesini biz kılacağız. Cenaze, gayb cenazesini ve başka cenazeleri dahi vardır. Cenazeler. Bu şehit
Rauf Abdülgaffar İbn Muhammed Tahsin'in oğlu 6 Eylül 2012 yani dün bir okulda görevliydi. Çakivara mahallesinde orada öğretmen idi. Saat 5'te oradan geri geliyordu evine. Oradan çıktı okuldan ve otobüse binmek üzereydi. Bilinmeyen iki motosiklet üzerinde binmiş olan iki kişi geldi ve ateş açtılar ve iki ateş isabet etti. Ve tam yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehadet zamanında şehit 42 yaşındaydı. Şehit merhum 2012 Ocak'ta vasiyet olmuştu. Vasiyetin çandasını veriyordu. Cemaat hizmetleri vardı. Zeym Ansarullah idi halkada. Tehrikatın sekreteriydi. Çok ihlas sahibi bir Ahmediydi. Karakteri güzel ve davet ilallahın çok isteği vardı. Cemaat ailesi de değil, cemaate çok bağlı. Dua eden birisi, hilafeti seven bir insan. Hiç halifenin, hilafetin her isteğine katılmaya çalışırdı. 1995 senesinde evlendi. Kelsum, Gülsum Hanım ile iki tane oğul ve iki tane kızı vardır. ...1998 senesinde mübahalenin neticesini görerek Ziyaul Hakk'ın sonunu görerek kendisi ve karısı da cemaate katıldı. Annesi daha önce Ahmedi olmuştu ve onun vasıtasıyla cemaat tanındı bu ailesinde ve ilerledi. Onun kız kardeşi der ki ben 8 sene önce bir rüya gördüm. Bu abim bir kurşun aldı ve öldü ve sonra yaklaştığım zaman yaşlı olduğunu gördüm, hay olduğunu, diri olduğunu. Tabii ki bu şehadet idi. Allah-u Teala şehit beyan etmiştir. Hiçbir zaman ölmez ve onun ona ölüm ölü demeyin demiştir Allah-u Teala. Aynı şekilde bir rüya kızı dahi gördü ve karısı dahi gördüydü. Onun şehadetiyle ilgiliydi. Karısı gördü ki kendisine rüyasını anlattı ve dedi ki eğer ben şehit olursam sen ağlamamalısın. Aynı şekilde onun da dostları anlatıyorlar ki pazar günü Ahmediye Hall'da Karachi'de bir toplantı vardı. Geri döndü ve dostları diyordu ki herkes ölecek. Fakat ben istiyorum ki Allah-u Teala bana şehadet nasip etsin. Yüce Allah şehit merhumun derecelerini daha da yükseltsin. Onun bir oğlu Cami Ahmediye'dedir Rabvata. İkincisi lisededir. Sonra 10 yaşında bir kız vardır. Ve 7 yaşında bir kız vardır. Onun nesillerinde de Allah-u Teala hilafete bağlılık Allah-u Teala onlara nasip etsin. İkinci cenaze kaybı ben kıldıracağım. Sahibzadi Kudsiye Begum'un cenazesidir. Hazret Seyyida Nawab Amatul Hafiz Begum'un Hazret Nawab Abdullah Han'ın kızı idi. 1927'sinde doğdu Haziran'da ve 1 Eylül'de Tahir Heart Institute'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendi çocukluğu Kadiyan'da geçti. O temiz ortamda orada yetişti, orada tahsil gördü. Pakistan kurulduktan sonra 20 yaşındaydı. Kadiyan'dan hicret ederek Lahore'a geldiler. Ve Kadiyan'da dahi Nasirat'ta ve Lajnat'ta bazı hizmetlerde bulundu. Burada dahi hizmetleri vardır. Mirza Gulam Kadir şehidin annesiydi. Yazıyor, diyor ki bir yazısında beyan etmem lazım diye düşünüyorum. Diyor ki Gulam Kadir şehidin şehadetinden sonra eski bir kağıt önümdedir. 12-15 sene eskidir. Bunun üzerinde bir dua yazılıdır.
Ben onu şiire dönüştürmeye çalıştıydım ama ben şaire değilim. Ben söyleyemedim. İki şiir hazırladım, iki şiir şöyledir. Birbirinden daha fazla aydın olsunlar, yıldızlar gibi. Nesilleri dahi vekar sahibi olsun. Ya Rabbi benim duamı kabul buyur. Belki bunda vezin yoktur. Fakat hislerdir benim nesil olarak şöyledir. Ya Rabbi daima ben dua ettim. Benim çocuklarım sana feda olsunlar. Zamanı gelince dünya onları senden uzaklaştırmasın. Eğer senin lütfun olmasa insanın arzusunun anlamı yoktur. Senin lütfun olmadan hiç kimseye bereket toplayamaz. Ya Rabbi benim duamı kabul et ve birbirinden daha fazla aydın olsunlar benim oğullarım. Yıldızlar gibi parlasınlar. Diyarların fahrı bunlardan nesli olsun. Ya Rabbi benim çocuklarıma bereket, iradet ve saadet yaz. Şehit çocuğumun ölümünden önce bu nasıl ben dua edildi, ettiydim, kabul edildi. Birkaç dakika, saniye için korktum, ağladım. Ya Rabbi ben bir fedakarlık istedim. Sonra dedim ki Ya Rabbi ondan ve benden fedakarlık isteme. Ben dua ettim. Ya Rabbi çocuğuma uzun ömür ver. Ben ne bileyim ki benim duam kabul olmuştur. Gençliğinde Allah-u Teala özveriyi almak istiyordu. Benim gençliğinde benim oğlumu benden alacak. Ben ona razıyım. Oğlunun şehadetinde büyük sabır gösterdi. Ben kendim ona şahidim. Büyük sabır gösterdi. Ben başsağlığı dilemek için yanına gittim. Gülümseyerek Kadir Şehid'in güzelliklerinden bahsetti ve hafsala gösterdi. Benimle mektuplaşırdı daima. Son mektup bana yazdı. Mektupta dedi şu cümle vardı. Yüce Allah bana ve benim evladıma takva nasip etsin. Ve Mesih Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına varis olalım. Ve Mesih Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli olmanın hakkını verelim. Dua edelim ki bu dua onun bütün ailesi için ve evladı için kabul olsun. Söylediğim gibi Kadir Şehid'in annesiydi. İstiyordu ki çocukları vakf olsun. İki tane oğlu vardır. Kadir Şehid vakfetti hayatını ve sonra şehit oldu. Şehit mertebesine ulaştı. Kadir Şehid'i çok severdi. Her yerde müstakil bir şekilde onun resmini asmıştı evinde. Cenazesi kaldırıldığı zaman hafsaladan bahsettim. O zaman dahi ağlayacağına kelimesi şöyleydi. Cezakallah Kadir. Şimdi ben şehidin annesi oldum ve benim rızam yerine geçti. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin, derecelerini daha da yükseltsin. Onun kocası Sahibzade Mirza Mecid Ahmet hastadır, yaşlıdır. Ona da Allah-u Teala sabır ve hafsala versin. Onun evladını dahi söylediğim gibi hayırın devam ettirmeleri nasip etsin. Bir cenaze şu anda kılınacak Çoğdri Nazir Ahmet'in cenazesidir. Bahavalpur'un amiri, eski amiri. Çoğdri Nazir Ahmet Çoğdri Nur Muhammed Hüşyarpur'da kalıyorlardı. Onun oğluydu. 1933 senesinde doğdu ve 28 Ağustos'ta vefat etti. BSc yaptıktan sonra kanal şubesinde, su şubesinde görevliydi. 65'ten 67'ye kadar kaydı görevini yaptı. 75'ten 80'e kadar ve 82004 senesinde amir, Bahavalpur'un amiri görevini yaptı amir olarak. 2004 senesinde hicret ederek Rabbah'a geldi. Rabbah'a
muhalefete dahi ile karşılaştı. Onun bir defterin bir yazısı var. Büyük bir muhalefet başladı. O günlerde Bahavalpur'da Beşir Bey'in petrol istasyonuna bakardım. Çünkü kardeşim hastaydı. 74 fesadı neticesinde molalar orada bir insanın bizim petrol pompasına istasyonuna girmesine izin vermezlerdi. Her tarafta koruyucular vardı. Bir Ahmedi geldi. Motosiklet üzerinde onun motosikletini ateşe verdiler. Onu da dövdüler. Küfür ederlerdi ve zulüm ederlerdi. Kısacası bu bakımdan dahi bu Allah-u Teala lütfetti ve bu gibi zorluklara katlandı. Karısı yazıyor. Diyor ki son zamana kadar cemaat hizmetlerini devam ettirdi. Çok hasta olmasına rağmen sonunda bir kadı olarak görevlendirilmişti. Kadının son kararını yazdı ve bana dedi ki hiç kimse okuma ve büroya götür hemen onu. Son hastalıkta çok konuşması zordu. Çok eziyet içindeydi. Dedim ki siz çok hastasınız. Amirul Mumin'e yaz ki ben şimdi hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Dedi ki o beni görevlendirmiştir. Ben hayatım varken görev yapacağım. Birçok iyiliklere sahip idi. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin. Evladına dahi hayır yapmaları nasip etsin. Son olarak bir cenaze daha vardır. Fıraz Mahmud Suriye'den Şam'ın çevresinde şehit oldu. Orada fesatlar neticesinde şehit düştü. Onun naaşı bilinmiyordu daha önce. Naaşı 30 Ağustos günü bulundu. Ve defin edemediler. Ertesi gün oranın sakinleri şehit olanları defnettiler. Ve bu da dahi orada defnedildi. 8 ay önce biat etti. 35 yaşındaydı. İşçiydi ve 8 ayda çok vefalı bir şekilde cemaate bağlı kaldı. Biat alakasını korudu. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin ve mağfiret eylesin, yükselsin. Söylediğim gibi bütün bunların cenaze namazını, gayb cenaze namazını namazdan sonra kıldıracağım. İnşallah. Elhamdülillah nehmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
ekber. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Qad qamati salah, qad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Yes.
Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah وَيُوْمَ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ عَاصِبَةٌ تَسْلَى نَارٌ حَامِيَةٌ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٌ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لامية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا Allahu Ekber. Sami Allahu liman hamida. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.